İlk peki. Yazan Mehmet Rauf. Seslendiren Kürşat Anlıaç. Genç kadının gözleri süzüldü, dişlerinde şen bir gülümseme incelendi. Aşk mı? Aman ne söylüyorsunuz Şekip Beyefendi? Bu o kadar kolay bir şey mi? Hele bizim memlekette diye cilvelendi. Şekip Bey hemen cevap verdi. Hayır hanımefendi, bu işin memleketle bir ilgisi yoktur. Aşk her yerde aynı şeydir. Yani hem kolay hem güçtür. Memlekete göre değil, kişiye göre değişir. Yani kadınına, erkeğine göre. Hanımefendi şuh bir kahkaha patlattı. Öyleyse kadınına göre demek. Çünkü Üstad Mopasa'nın bilinen ve ünlü savına göre aşkta egemen olan erkek değil ancak kadınlardır. İkisi genç, biri yaşlı üç hanımla iki orta yaşlı erkektiler. Bir küçük salonda bir çay masası çevresine serpilmiş derin koltuklara dağılmışlar, gömülmüşlerdi. Şekip Bey dedikleri bütün ömrünü başarılı bir bekar hayatıyla geçirmiş, hoş sohbet, insan ruhundan anlayan bir kimseydi. Artık genç hanımların canlı zevklerine veda etmek zorunda kaldığı için hiç olmazsa onlarla aşk konularını konuşmak tek zevki olmuştu. Garip, kabul edilmez görüşler ileri sürerek, hayali, şairce serüvenler anlatarak hanımların meraklarını uyandırmaya çalışıyor ve bu sırada açığa vurdukları ince, derin duygulanımlardan zevk almakla yetiniyordu. İşte bu gece, bu iştenlikli toplantıda konuyu yine bu alana çekmiş, güzelliğinden, hoşluğundan pek etkilendiği genç Hacer hanımefendiyle böyle kendinden geçercesine bir tartışmaya bütün varlığıyla girmişti. Kadınına göre demek. Çünkü Üstad Mopasa'nın bilinen ve ünlü savına göre aşkta egemen olan erkek değil ancak kadınlardır. Şekip gülümser bir tavırla karşılık verdi. Hayır hanımefendi. İş işte yalnız burada biraz değişiyor. Ancak bu noktada memleket söz konusu oluyor. İhtimal başka memleketler için bu görüş doğrudur. Yalnız bir istisna ile. Türkiye. Çünkü unutmayınız ki kadınlarla erkeklerin yan yana gelmeleri daha pek yenidir. Kadınlarımız daha kafesten yeni kurtuldular. Daha 2 yıllık bir flört hayatında bütün yeteneklerine rağmen o kadar başarı mümkün değildir. Birdenbire yerinden kalkarak pantolonunun cebinden bir tabaka çıkardı, ölçülü biçili hareketlerle bir sigara çekip yaktı, dedi ki, ''Aslında bir insan, kadın olsun, erkek olsun, kesinlikle aşk için doğmalıdır.'' Yaşlı hanımefendi, kendisi için epey zamandır kapanmış olan bu verimli çiçek bahçesinden koku derleme isteğini yenemedi. Demin kadınına ve erkeğine göre demiştiniz. Nasıl kadın ve nasıl erkek acaba? Yani aşk için doğmuş, sonradan özenerek olmamış bir kadın ve bir erkek. Aşk kadını ve aşk erkeği. Şekip, öyle ayakta lambanın karpuzundan yayılan gölgeli ışığa gömülmüş devam etti. Bir aşk erkeği kesin olarak güzel, şık olmaz. Bu birinci nokta. Benzerlerinden ayrılan ilk özelliği, her fırsatta, her zaman ve her yerde hiçbir engel, hiçbir sakınca tanımayarak şartsız ve şüphesiz sevmek ve sevilmektir. Aşk erkeği çocukken sevilmiştir, gençken sevilir, yaşlanınca yine sevilecektir. Bunu bütün ruh bilimciler ancak doğuşla açıklıyorlar. Yani aşk erkeği doğar, sonradan olmaz. Bu bir tanrı vergisidir. Bunlar için dünyada aşktan başka hiçbir güç, hiçbir büyü, hiçbir keramet yoktur. İhtimal çirkindir ama kadınları deli eder. İhtimal yaşlıdır ama ölümsüz bir çekiciliği vardır. Her şeyden önce o, cüretli bir psikolog, ince ve nabız tutan biri olur. Aşkın başarısını güzellikte, şıklıkta, incelikte sanan budalalar, bunların başarılarını anlamazlar. Süslenirler, parlarlar ama sevilmezler. Hayattan gölge gibi geçerler. Güneş gibi değil. Oysa berikiler sıkıntısız, doğal olarak çekici ve büyüleyici olurlar. Soluması insanı sarhoş eden bir havanın kaynağı gibidirler.
Hanımların üçü de bu sözleri dalgın, göğüsleri çarpıntılı dinliyorlardı. Şekip, karşısındaki kadınları bu heyecana sürüklediği dakika bir aşk zaferi kazanmış oldu. Coşkulu bir keyifle devam etti. Sonra, aşkta çok önemli başka bir nokta vardır. Bir kadının hayatında bir erkeğe en anlamsız, en önemsiz, en asılsız ilk pekisi son sınıra kadar geçerli olan bir onay demektir. Sanki o önemi alır. O kadar etkili, o kadar geniş sınırlı bir şeydir. İkinci erkek dayanamadı. Al bir çelişki daha. Bunları nereden yumurtluyorsun Şekip dedi. Şekip hemen cevap verdi. Çelişki değil, gerçek. İspat için size bir hikaye anlatacağım. Bir gün böyle bir delikanlı, birkaç defa orada burada rast gelerek tutulduğu bir genç hanımı gene bir yerde gördü. Bu rastlantı o kadar iç karartıcı bir şey oldu ki, delikanlı elinde olmayarak onu izlemeye başladı. Bunu sanki düşünmeden, büyülenmiş bir çaresiz gibi bilmeyerek yapıyordu. Tek amacı ruhunu sarhoş etmiş bir çekimin devamında, sürdürülmesindeydi. Kadın önce hiçbir şeyi fark etmedi. Boylu poslu genç kadın, çevresinden derlediği hayran ve tutkun bakışların aşk ve şehvet özlemleri arasında gururlu ve mutlu gidiyordu. Ama çok geçmedi. İzlendiğini anladı. Aslında delikanlıyı çok gördüğü sevimli bir yüz olarak tanıyordu. İlk duygusu memnunluk oldu. Ama sonra kızmaya başladı. Kendisi durdukça duran, nereye giderse arkasından gelen rahatsız edici gölge onu sinirlendirdi ve bu etkiyle ıssız bir noktada birdenbire döndü ve delikanlıya sert sert "Niçin arkamdan geliyorsunuz?" diye sordu. Delikanlı bütün aşk erkekleri gibi gücünden, çekiciliğinden habersizdi. İçgüdüsel olarak davranıyordu. İlk hamlede şaşkın, perişan, kekeledi. "Ben mi? Bilmem." O kadar bitkin bir durumdaydı ki kadın bu etki yeteneğine şaşırdı ve büyülendi. Ama sertliğini hafifletmeden "Ne demek?" diye çıkıştı. "Bilmiyorsanız arkamdan gelmeyiniz. Yarım saattir bir gölge gibi peşimi bırakmıyorsunuz." Ve daha sert, daha haşin "Sizi men ederim." diye haykırdı. "Anlıyor musunuz? Sizi takipten men ederim." Delikanlı bu sözlerin etkisiyle bütün bütün erimişti. Ancak şimdi artık iradesini elde etmiş olduğundan "İşte bu mümkün değil hanımefendi." diye cevap verdi. "Söylediğinizi yapmak en birinci görevim olmakla birlikte bu mümkün değil. İradesiz deli gibi bir haldeyim. Sizi uzaktan görmek, yaydığınız havayı solumak öyle bir ihtiyaç ki bunu hiçbir şekilde feda edemeyeceğim. Bu takipten ne zarar görüyorsunuz? Bu bir ibadet, bir esrime, coşkuyla kendinden geçme." Kadın sinirli, tehdit eder tavırla ısrar etti. "Hayır efendim, olamaz, istemiyorum." "Ama hanımefendi, buna hakkınız yok. Sokakta kimseyi rahatsız etmeksizin herkes istediği gibi yürüyebilir. Sizi rahatsız ettim, tek bir söz söyledim mi? Beni bundan engelleyemezsiniz. Hem günah olur. İzin veriniz de ruhum çekiciliğinizle dolsun. O kadar olsun, mutlu olayım." Sesi titriyor, gözleri karşı konulmaz bir şirinlik akımı yayıyordu. Pek gururlu olan genç hanımefendi, tehlikeli olduğunu hissettiği bu çekicilikten kaçıp kurtulmak için döndü, sert sert yürümeye devam etti. Bu davranış tek bir söz söylememekle birlikte bir kabul ediş ima ediyordu. İşte bu ilk anlamsız kabul ediş, sonra neler doğurdu, dinleyiniz bakınız. Dinleyenlerde bir hareket oldu. Çay fincanları yeniden doldu, sigaralar yakıldı, odanın dumanı yoğunlaştı, herkes merakla dinlemeye koyuldu. Şekip kendisine güvenen bir sesle devam etti. Ondan sonra genç kadın ne zaman sokağa çıksa delikanlıyı peşinde buldu. Buna arada bir kızıyor, arada bir de memnun oluyordu. Bir kere delikanlıyı terbiyeli, seçkin ve pek ciddi buluyordu. Sonra böyle bir gencin üstünde bu kadar etkili olduğundan gurur duyuyordu. Ondaki etkileme ve aşk yeteneğine hayran olmaktan kendini alamıyordu. Öyle günler oluyordu ki onu arkasında görmek ve duymak için gereği olmadığı halde sokağa çıkıyordu. Bir gün onu görmese rahatsız olacağını sanacak kadar ilerlediğini görünce korkmaya başladı. Bu artık bir takip değil, bir eşlik etme durumuna gelmişti. Sanki birlikte gezinti yapıyorlardı. Bu arkadaşlık ruhlarında bir yakınlaşma,
ilişkilerinde bir sevecenlik ve alışkanlık doğurmuştu. Bir zaman oldu ki, kadın da erkek kadar iradesini kaybetti. Yolda giderken ansızın durup onunla senli benli konuşmak, gözlerini karartan, karşı konulmaz ateşli bir istek haline gelmişti. Artık geceleri uyku uyuyamıyor, gündüz sokağa çıkınca durup söyleyeceği sözler hazırlıyor, sonra bu heyecanla uğraşmak zevkine teslim olarak saatler deli gibi geçiyor, sokağa çıkınca artık bu bir sevgi sarhoşluğuyla onu sarsıyordu. Sokakta kaç defa dönüp hazırladığı sözleri söylemek için pençeleşti. Ama her defasında artık bütünüyle iradesiz kaldığı için delikanlının elinde bir oyuncak olacağını ve o istese zevk ve lezzetle baş eğeceğini korkuyla gördüğü için kendini tutmaya çalışıyordu. Öyle ki birbirleriyle topu topu 4 çift söz etmiş bu iki varlık, aradan 20 günden çok bir zaman geçmediği halde yıllarca birbirleriyle yakınlaşmış, sevişmiş gibi ellerinde olmadan bir aşka ve alışkanlığa yenildiler. Sonunda bir gün genç kadının kaç gündür büyük bir tutkuyla istediği şey oldu. Delikanlı onu görünce cesaretle yaklaştı ve saygıyla selamlayarak eski bir tanıdık tavrıyla konuşmaya başladı. Böylece kadın onurunu kurtarmış ve korktuğu gibi olayın akışına bağlı görünmeyerek olayı kendisi yönlendirme konumunda kalmış oluyordu. Ama neye yarar? 20 gün önce hiçbir ilgisi olmadığı bir yabancı delikanlının bugün elinde oyuncak durumuna gelmişti. O kadar ki artık kendisi ne düşünürse düşünsün, olayların akışını yönlendirmek değil, bu akışa uymaktan başka bir şey yapamazdı. Öyle de oldu. Delikanlı, aşk erkeklerine özgü korkunç kavrayış ve uyanıklıkla onu elde etmiş, bu olmuş meyveyi toplamak için el uzatmak değil, yalnızca ağzını açmak yeterli olmuştu. Hanımlar son derece duygulanmışlardı. Yalnız öteki erkek karşı çıktı. Ama azizim, bu şey bir istisna. Bu kural sayılamayacak kadar pek ayrıksı bir istisna. O zaman Şekip, hanımlar üzerinde istediği etkiyi yaratmaktan ileri gelen gururla baş eğerek, "Evet, bütün kurallar gibi bir istisna," diye cevap verdi.